Böyle habersiz paldır küldür mü gelinir? Memleketiniz olacaklar. Hiç mi yol yordan bilmez bunlar? Olmaz. Böyle başıma zıpık olmaz. İsterseniz ben arayıp hemen gerisin geri... Bu münasebetsizliği heyecanlarına verdim gitti. Ama sakın... Sakın şunu unutmasınlar. Agah Karaca'ya emri baki yapılmaz. Yarın şoförü yolla. Saat kaçta nereye geliyorlarsa aldır. Alt tarafa ana kız geliyorlar. Sığıştırırsın müştemilata göze batmazlar. Şu oğlanı karşılama töreni bitinceye kadar... Şeniz Hanım'ın hiçbir şeyden haberi olmayacak. Senin misafirin olarak gelecekler. Mecbur. Müştemilatta kalacaklar. Kuralları söyle. Her şeyi tembih et. Ben gelinimi kendi gözümle görüp notunu verinceye kadar... dönürümle masaya oturup şartlarda anlaşıncaya kadar... Şeniz Hanım hiçbir şey bilmeyecek. Anladın mı Nurten? Bakışık hala yeşil. Amcacık bizi izliyor. El sallayalım mı amcaya? Amcaya el sallayalım mı? Ve nihayet. Bak şu amcanın yaptığına. Beni nelerle uğraştırıyor görüyorsun değil mi? Casus programlar, kaçak oyunlar, yazılımlar. Küçük ama marifetli cihazlar. Bu yaştan sonra teknolojiyle de imtihanım varmış. Bitmeyecek değil mi tatlı? Benim senin imtihanım hiç bitmeyecek. Amcan yüzünden. İkimizi de ne kadar yoruyor farkındasın. Oysa Londra'daki kliniğe gitmiş olsaydın ikimiz de huzura kavuşmuştuk. Ama bunun için geç kaldık. Neye geç kaldık? Biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Çocukken de böyleydin sen. Bilmemen gereken ne varsa hepsini bilirdin. O yaramaz gözlerin çocukken görmemen gereken ne varsa. Hepsini gördüm. Yarın oğlum dönüyor. Sürgünden dönüyor biliyorsun. Sen de benim kadar sabırsızsın. Sen de onun dönmesini bekliyorsun. Bütün çabalarıma rağmen hala buradasın ve sinsi sinsi onun dönmesini bekliyorsun. Ama onu aynı karanlığa çekmene izin vermeyeceğim. Bu yüzden ilaçlarımız bir değil. İki tane. Şifa niyetine, şifa niyetine. Yut. Neden benden nefret ediyorsun? Artık gerçekten hatırlamıyorsun. Hiçbir zaman hatırlamayacaksın. Buna izin vermeyeceğim. Ailemizi mahvetmene. İzin vermeyeceğim. Sırrım sende evet. Ama sen de benim avucumdasın. Amcanın bile gücü yetmez. Kimse, hiç kimse seni benim elimden alamaz. El alemin evine gideceğiz, ne yapacağız?
Sığıntı mı alacağız? Ne münasebet? Ekmek paramızı kazanacağız. O ne biçim laf? Hepinizin eli ekmek tutacak. Hepinizin. Şükür telefonunu kurtardı. Biz de birkaç eşyamızı. Buna da şükür. Seni çok özledi. Oh, belanı versin senin. Tamam mı? Sen kimi terk ediyorsun ya? Ha? Kimi terk ediyorsun sen? Sen benden özür dileyeceksin. Duydun mu beni? Sen benden özür dileyeceksin. Köpek gibi, it gibi özür dileyeceksin benden. Ben! Ben miyim histerik megaloman? Bak, bak çok ağır konuşuyorsun. Bak çok ağır konuşuyorsun. Kapımda da yatsan affetmem seni. Duydun mu beni? Kapatma! Yakalamlar! Çok güzel. Beni bir zahmetten kurtardın. Ha ha ha. Büyük espri gerçekten. Çok komik. Pislik. Üç gün sonra sanki Yeter artık. Telefon falan yok. Yatak odasından fırlayıp geldim sesine. Baban evde. Bir haftadır senden özellikle rica ediyorum değil mi? Abin dönene kadar babanın kafasını bozma diyorum sana. Sen ne yapıyorsun? O serseriyle bininci kez ciyak ciyak kavga edip babanın evde olduğunu bildiğin halde ortalığı inletiyorsun. Babam evdeymiş. Babam Nedim kötüleştiğinden beri hep evde, hep. Adam bu hafta şirketimle bir kez gitti ya. Gözüne batma dedin. Tıktın beni eve. Ne oldu? Ha? Nedim'in tepesinden ayrılabiliyor mu sanki? Farkında mı benim uslu uslu okuldan eve, evden okula gittiğimin? Ama Damla kimin umurunda ki? Sen bile iki gündür zırt pırt Nedim'in odasındasın. Benim odama anca azara gelirsin zaten. Başka neye geleceksin ki? Bir gün daha sıkacaksın dişini. Bir güncük daha rahat duracaksın. Bazen çok merak ediyorum biliyor musun? Amcam yaşasaydı nasıl bir hayatımız olacaktı acaba? Ne bakıyorsun anne? En azından babam daha normal bir adam olurdu, değil mi? Amcam yaşasaydı nasıl bir hayatımız olacaktı acaba? Benden nefret ediyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.